Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen çay suyunu koyduğumuzda çayımız demlenene kadar hazır olacak kolay ve bir o kadar da lezzetli bir poğaçayla buradayız. Zaten herkesin bildiği ama acaba yapsam nasıl olur dediği bir tarif. Kabartma tozlu mayasız peynirli poğaça yapıyoruz arkadaşlar. Hemen malzemelerimizi gösteriyorum. Bir paket margarinimiz var. Margarin ya da tereyağı 250 gram arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuzum var hemen yanında. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir paket kabartma tozumuz ve bir yumurtanın akı var. Burada da aynı yumurtanın sarısı dışına sürülmek üzere ve iç malzeme olarak, iç dolgu olarak ben peynir maydanoz kullanacağım. Siz evde hangi malzemeniz varsa onunla da yapabilirsiniz. Hadi hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Bütün malzemelerimizi hemen olduğu gibi karıştırma kabına bırakıyoruz. Margarinimiz oda sıcaklığında. Sıvı yağımızı ekliyorum. O kadar kolay ve o kadar pratik bir tarif ki dediğim gibi çay demlenene kadar hemencecik yapabileceğiniz ama yiyen herkesin tadına bayıldığı bir tarif arkadaşlar. Yumurtamızın akını da bıraktım. Kabartma tozunu unla beraber bırakacağım. Şimdi bütün malzemelerimi karıştırıyorum ve unumu ekleme aşamasına geliyoruz arkadaşlar. Evet, bütün malzemelerimi karıştırdım arkadaşlar. Hemen ilk bardak unumu ekliyorum. Genelde ben un ölçülerini sizinle birlikte koymaya çalışıyorum ki daha net ölçü verebileyim diye. İkinciyi de bıraktıktan sonra kabartma tozumu da hemen üzerine ekliyorum. Unla birlikte olduğunda çok daha güzel karışıyor çünkü kabartma tozu arkadaşlar. Bu şekilde unumu yediriyorum. Üçüncü bardak unumu ekledim. Ve en son buçuk olacak şekilde de ekliyorum arkadaşlar. 3,5 bardak oldu. Yine unumu yedirip hamurumu ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğuruyorum. Arkadaşlar hamurum, bakın yani bu poğaçada ne kadar yumuşak olursa ağızda o kadar dağılır. Ama şu anda artık ele yapışıyor. Bakın bu şu olmaması gerekiyor. O yüzden bir yarım bardak daha ekleyip sonrasında bırakacağım. Artık bunu da yedirdikten sonra güzel yumuşacık kıvamlı bir hamur elde etmiş olacağım. Bazen undan una, markadan markaya değişiklik gösterebiliyor. Bu ölçüyü o yüzden genelde sizinle yapmaya çalışıyorum. Benim unumda 4 bardak tam ölçü oldu. Siz 3,5'tan sonra, hatta 3'ten sonrasını kontrol bir şekilde koyabilirsiniz. Şimdi unumuzu hamurumuza yediriyorum. Evet arkadaşlar, bakın hamurum artık ele yapışmıyor ama bir o kadar da yumuşacık duruyor. Ne kadar yumuşak o kadar güzel ve dağılan bir poğaçamız olacak. Şimdi ben hemen ortalığı toparlıyorum. Dinlendirmeye hiç gerek yok. Şöyle bir ortalığı toparlayana kadar birkaç dakika durması yeterli. Sonra şekil verme aşamasına geçiyoruz. Arkadaşlar bakın, böyle hamurumdan küçük küçük ceviz kadar, ortalama ceviz büyüklüğünde parçalar kopardım. Çok pratik. Hemen avucumuzun içinde şöyle elimizi hafiften açıyoruz. Elimizin ortası kadar yeterli. Şöyle peynirimizden istediğimiz miktarda alıyoruz. Çok dolu olursa patlar, az olursa lezzeti eksik olur. Orta seviyede olacak şekilde. Şöyle kenarlarını da özellikle kenarına denk gelecek şekilde kapatıyoruz. Kenarını da hafif şöyle düzenliyoruz ki kötü görünmesin. Ve tepsimize bırakıyoruz. Hemen bir tane daha yapalım. Bakın böyle ceviz büyüklüğünde avucumuzun ortası kadar eşit bir şekilde açmaya çalışıyoruz. Sonrasında bir parça peynirimiz orta kısmına şöyle kenarından kapatıyoruz. Zaten çok kolay yapışan bir hamur. Hemen elinizin ısısıyla hemencik yapışacaktır arkadaşlar. Şöyle kenarında düzledim. Ve bu şekilde tepsime diziyorum. Hemen diğer işlemini de size göstereceğim. Üzerine şöyle hafif dokunuşlarla, hamurumuz dediğim gibi çok hassas, yumuşacık bir hamur. İnşallah piştiğinde de yine aynı şekilde yumuşacık olacak. Ağızda dağılacak. Şöyle hepsinin üstüne, her yerine gelecek şekilde yumurta sarımızı sürdük. Benim şu şekilde daha önce karıştırmış olduğum kullanımı bana daha kolay geliyor. Susam ve çörek otu karışımım var. Şöyle az bir şey üzerlerine serpiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde bütün tepsimi dolduruyorum. Fırınımı da 175 dereceye getirdim. Önceden ısıtılmış. Üzerleri pembeleşene kadar pişireceğiz. 20 dakika 25 dakika ortalama. Siz 20. dakikadan sonra kontrollü bir şekilde pişirmeye devam edin. Ben tepsimi doldurup fırına sürüyorum ve poğaçalarımızın son haliyle karşınıza geliyorum.
Arkadaşlar poğaçalarımızın son halini ben karşınızdayız. Geldim. Oğlumla birlikte şimdi size son halini de göstereceğiz. Gel anneciğim arkadaşlara son halini de bir gösterelim. Sen bölmek ister misin? Sıcak mı? Değil. Böyle. Biraz soğuttuk, dokunabilecek ılıklıkta şu anda. Şöyle ayıralım. Bakın arkadaşlar yumuşacık haliyle poğaçalarımız hazır. Arkadaşlar, şu anda ılık artık yenebilir halde. Arkadaşlar annem bana edecek. Evet birlikte yaptık arkadaşlar. Oğlumla birlikte. Siz de eğer bu şekilde kolay pratik bir tarif isterseniz videomuzun sonuna geldik. Ne dediğinizde yorumlara, yorumlar kısmına fikirlerinizi de yazarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yapıp denemek isteyen herkese afiyetler olsun. Mis kokulu mutfağımızdan herkese sevgilerle.